Hristiyan Reyetin Galatasaray'dan ayrılıyor. Galatasaray'da Dejan Reyetin'le yolların ayrılmasına karar verildi. Yedin'in menajeri birkaç kulüple görüşme halinde olduğunu ve kısa süre içinde bir anlaşma olabileceğini Sarı Kırmızılı yönetime bildirdi. Galatasaray'da hem Amerikalı futbolcunun maaş yükünden kurtulmak hem de bir bonservis ücreti kazanmak için transferin bir an evvel sonlandırılmasını istiyor. Geçen sezonun devre arasında Omar El Abdulli'nin talihsiz sakatlığı sonrasında transfer edilen Deandre Yedlin bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. Bu sezonun başında da o bölgeye transfer yapan Galatasaray, saça boyun St. Johnston maçındaki performansından memnun kaldı. Alternatif bir oyuncu olarak maaşı oldukça yüksek olan Yedlin'in yerine gelecek vadeden ve cüzi bir ücrete oynayan genç bir yıldız adayı alınması planlanıyor. Amerikan basınından gelen haberlere göre Yedlin için Amerika Birleşik Devletleri'nden Galatasaray'a gelen teklifler var. ABD'den iki takımın radarında olan Yedlin'in de İstanbul'dan ayrılmayı düşündüğü ve tekliflere sıcak baktığı duyuruldu. Galatasaray'ımızın Newcastle United'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Yedlin için Amerika'dan gelen tekliflerin 2-2,5 milyon dolar bandında olduğu ve Sarı Kırmızılılar tarafından bu tekliflerin kabul edildiği de gelen haberler arasında. Galatasaray'dan Thomas Ribeiro hamlesi. Galatasaray transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala çalışmalarına hız verirken sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın Belenense forması giyen Portekizli oyuncu Thomas Ribeiro ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Portekiz basınından Record'un haberine göre Galatasaray Belenense'in 22 yaşındaki stoperi Thomas Ribeiro'yu kadrosuna katmak üzere. Haberde oyuncuyla aynı zamanda Vitória Guimarães'in de ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray daha önce Portekiz'den scout ekibinin önerisiyle Marcao'yu transfer etmiş ve Brezilyalı oyuncudan büyük katkı sağlamıştı. Thomas Ribeiro'nun Belenenses'e olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. 22 yaşındaki stoper bugüne kadar takımı Belenenses'le ligde toplam 48 maça çıkarken bir de gol atmayı başardı. İspanya'nın ünlü spor gazetesi As'ta yer alan bir başka habere göre de oyunlamadan memnun olmayan Galatasaray'ın Demokratik Kongolu yıldız stoperin yerine Victor Nelson oynatacağı ve oyunlamayı satacağı yazıldı. Oyunlama gittikten sonra savunma bölgesine genç bir yıldız adayı almak isteyen Galatasaray'da hedefteki isim Thomas Ribeiro. Marcao ve Nelson'un arkasını boş bırakmak istemeyen Sarı Kırmızılılar Portekizli genç savunmacıyla bu boşluğu dolduracak. Haberde Thomas Ribeiro ile Real Betis'in de yakından ilgilendi. Fakat oyuncunun Galatasaray'a imza atacağı duyuruldu. İspanyol basınına göre Galatasaray'la anlaşan 22 yaşındaki yıldız savunmacı Sarı Kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'dan orta saha için Pablo Galdames hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir hamle yaparak bonservisini elinde bulunduran 24 yaşındaki Şilili orta saha Pablo Galdames'e yöneldi. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın paylaştığı habere göre Sarı Kırmızılılar bonservisi elinde bulunan Şilili orta saha oyuncusu Pablo Galdames'le ilgileniyor. Futbol kariyerine ülkesinin kulüplerinden Espanyola'da başlayan 24 yaşındaki futbolcu son olarak Arjantin'in köklü kulüplerinden Vélez Sarsfield'da forma giydi. Temmuz 2021'de takımıyla sözleşmesi sona eren Galdames, Vélez'de geçtiğimiz sezon toplam 16 maça çıkıp bir de gol kaydetti. Öte yandan Arjantin'de bir televizyon kanalında da konuyla ilgili Galatasaray Vélez Sarsfield'la kontratı sona eren Galdames için oyuncunun menajerine şartlarını sordu ifadeleri kullanıldı. Detaylara göre Gerson Fernandez başta olmak üzere orta saha transferi için birçok isimle temas halinde olan Galatasaray, Galdames için de devreye girdi. 4 kez Şili milli takımının da formasını giyen Pablo Galdames, orta sahanın yanı sıra ön libero bölgesinde de oynayabiliyor. Galatasaray'a dev piyango, tam 850 milyon lira.
Galatasaray Türk Telekom stadyumu için yeni isim sponsoruyla anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar bu anlaşmadan 100 milyon dolar yani 850 milyon lira kazanacak. Uluslararası bir firmayla 2 hafta önce son detayları konuşulan sponsorluk anlaşması kulübe 5 artı 5 yıldan devasa bir gelir sağlayacak. Yıllık 10 milyon dolar değerindeki projeye forma sponsorluk anlaşması dahil değil. Galatasaray'ın Seyrantepe'deki muhteşem stadyumunun yeni sponsorluğu konusundaki açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Bilindiği üzere seçim döneminde mevcut başkan Burak Elmas'ın en büyük vaatlerinden biri stat isim hakkı sponsorluğuydu. 10 yıldan uzun bir süredir Sarı Kırmızılıların stat isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom, Galatasaray'a yılda 10 milyon euro ödüyordu. Ancak bu anlaşma hem TL'ye sabitlenmesiyle, hem Sarı Kırmızılı kulüp tarafından 10 yıllık gelirin temlik edilmesiyle, hem de o dönemde döviz kurunun neredeyse TL ile denk olması nedeniyle Galatasaray'a getireceği potansiyel geliri sağlayamadı. Yine de Türkiye'nin sponsorluk gelirleri bakımından en çok kazanan takımı olan Galatasaray, sponsorluk sayısı itibariyle de dünya devi Real Madrid ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor. Real Madrid sponsorluk gelirleriyle bir yılda 500 milyon euro gelir elde ederken Galatasaray yalnızca 30 milyon euroluk bir rakamı kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Gedson Fernandes, Benfica'ya res çekti. Ya Galatasaray'da oynarım ya da... Victor Nelson, Alexandru Çiçaldu, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boy, Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes içinse girişimlerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica kulübüne 10 milyon euroluk bir transfer teklifi yaptığı belirtildi. Bu sezon finansal fair play kriterlerinden ötürü oyuncu satmadan transfer yapamama yaptırımı UEFA tarafından kaldırılan Galatasaray, bu 10 milyon euroyu 3 yıla yayarak taksitli bir şekilde Portekiz kulübünü ödemek istiyor. Gedson Fernandes'le her konuda anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar, Benfica'dan gelecek yanıtı bekliyor. Galatasaray bir yandan bu transferi bitirmek için çalışmalarını sıklaştırırken, Portekiz ekibinde mutlu olmadığını ve Galatasaray'a transfer olmak istediğini Benfica'lı idarecilere bildiren Gedson da, kulübüne res çekerek süreci hızlandırmak için önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katıldıktan sonra taraftarların sevgilisi haline gelen genç yetenekle Galatasaray'ın yollarının yeniden kesişip kesişmeyeceği transfer döneminin sonunda belli olacak.